nüfus uzman, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin aldığı F-35'lerin sistemlerini kontrol edebilir. Maxim Durnev F-35 yeni nesil savaş uçağının ilkinin Türkiye'ye teslim edilmesinin ardından, Rusya Hava Kuvvetleri Özel Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri eski başkanı Sergey Hatilev uçakların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli The Drive dergisinde yer alan bir makalede, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'den F-35 uçaklarını teslim alsa dahi uçakların kullanılamayacağı söylentilerinin olduğunu ve bunun doğru olması halinde uçakların destek sistemi olan ALİS'e erişimin engellenebileceği anlamına geldiği belirtildi. Makaleye göre, Türkiye teslim alacağı F-35 jetlerini bir biçimde uçabilir hale getirebilse bile yedek parçalar olmadan bu uçakları çok uzun süre kullanamayacak. Sputnik'e konuşan Rusya Hava Kuvvetleri Özel Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri eski başkanı Sergey Hatilev de benzer bir değerlendirmede bulundu. Hatilev, F-35'lerin elektronik sisteminin Amerika Birleşik Devletleri tarafından değiştirilebileceğini söyledi. Hatilev, F-35'lerdeki bilgisayar sistemi, program donanımı, sinyal cihazları ve yönlendirme komutaları değiştirilebilir. Özellikleri ve yapabildikleri Amerika Birleşik Devletleri ordusu için yapılan benzerlerininkine kıyasla düşürülebilir, dedi. Bilgiler merkeze gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'de bir F-35 teknik kontrol merkezinin olmasının, uçakların kontrol edilebileceği anlamına gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Hatilev şunları ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri LİLER uçakları kontrol edebilecek. Kontrol merkezi uçakların nerede bulunduğunu, ne yaptığını, ne durumda olduğunu biliyor ve gerekirse uçağın kontrolüne ya da fonksiyonlarına müdahale edebilir. Bu da NATO için oluşturdukları silah sistemlerini kontrol edebileceği ve yönetebileceği anlamına geliyor. Bu merkeze bilgi gidiyor ve merkez uçağın nerede olduğu fark etmeksizin durumunu biliyor. PATRIOTLAR ve SX-400'ler KYASLANAMAZ, Rus füze savunma sistemleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot sistemlerini değerlendiren Hatilev, şöyle konuştu. Patriotlar ve SX-300, SX-400 sistemleri kıyaslanamaz. 90'lı yıllarda bu net bir şekilde gözler önüne serilmişti. Abu Dhabi'deki fuarda Amerika Birleşik Devletleri LİLER her yerde Patriotların dünyanın en iyi füze savunma sistemleri, en iyi özelliklere sahip olduğunu söylüyorlardı. Biz de SX-300 ve Patriot sistemlerinin aynı koşullarda, aynı hedefleri vurmasını ve bunun sonucunda sistemlerin etkinliğini, kaç hedefin imha edildiğini, gürültü bağışıklığını değerlendirmeyi teklif ettik. Amerika Birleşik Devletleri LİLER de reddetti. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen, ilk uçuşunu geçen ay yapan 18-0001 kuyruk numaralı ilk F-35 törenle Türkiye'ye teslim edildi. Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Rusya'dan 2 F-400 satın alma kararının ardından gerginleşti. Washington, S-400'lerin alınması halinde Türkiye'yi F-35'leri teslim etmemekle tehdit etti, ancak Ankara geri adım atmadı.